Herkese selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hepinize. Herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler uyandık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra çocukların saçlarını bir iki saat böyle bakım yağı sürelim. Ondan sonra banyoya girecekler. Rana da kendini sürdü. Şu anda Muhammed Emre'nin saçlarına masaj yapılıyor. Muhammed Emre. Evet. Ben de böyle ortalığı toparlıyordum o sırada. Froza. Hariç Fatma nerede? Hariç Fatma gözükmüyor. Tamam o zaman. Bak böyle yapıyor. Froza. Merhaba. Söyle efendim anne. Froza Türkçe'yi öğreniyor yavaş herkese yavaş. Herkese merhaba. Herkese selamünaleyküm. Nasıl selamünaleyküm. Froze'ye diyorlar ki çok güzel konuşuyor. Gerçekten de öğreniyor konuşmayı, hamdolsun. Eskiden bir şey bilmiyordu çocuklar ama şimdi öğreniyorlar yavaş yavaş. Hallediyoruz. Evet, şu anda Rana duş alıyor. Ben de bu arada. Rana'nın hemen kıyafetini ütüleyeceğim. Ondan sonra çocuklarınkine geçeceğim. Sonra Muhammed Emre'ye ilk önce banyo yaptırmak istiyorum. Çünkü onun primasını da değiştireceğim. Ondan sonra da kızlara yaptırırım. Ondan sonra da kendim duş alırım. Öyle. Çünkü Rana namaz kılmaya gideceği için cumaya. O yüzden onu önceden yapıyorum. Evet, Muhammed Emre banyosunu yaptı. Muhammed Emre! Bir de Ariç Fatma yaptı banyosunu. Ondan sonra sadece Froze kaldı. Froze için şimdi yeniden su koydum. O da banyosunu yapacak. Burada da bu arada tandırdan ekmek aldırdım. Yapamadım bugün. O yüzden dışarıdan ekmek aldırdım. Rana yemek yemeye başlıyor. Acıktı çünkü. Biraz geç oldu gerçekten de. Ben de Froze'ye banyo yaptırıp ondan sonra yemek yiyeceğim çocuklarla beraber. Ariç Fatma'nın ben çoraplarını da vereyim. Onları da giysin. Ariç Fatma. Merhaba oğlum. Merhaba yap. Merhaba ablalar. Merhaba abla. Sensin abla diyor bana. Muhammed Emre. Acıktın mı aşkım? Kıyamam ya. Bak bak gelip oturdu. Babanla beraber yemek ye. Ondan sonra biz de yiyeceğiz. Yiyeceğim. Biz sonra yiyeceğiz. Froze'ye banyo yaptırayım ondan sonra. Banyo yaptır ya, bir şey olmaz. Tamam, bir bakarım. Evet, şimdi yemeğimizi yedik ve çocuklara böyle abur cubur aldım yemekten sonra. Anne, biz çizgi film izleyeceğiz. Bizlere abur cubur aldırdılar, ben de aldım. Ariç Fatma. Ariç. Ne yapar o bete? Birer tane çitos, birer tane de böyle lollipop aldım onlara. Bu arada Froze de banyo yaptı. Şimdi artık rahatım, banyo konusunda bir problem yok. Şimdi inşallah ocağımı yıkamak istiyorum yukarıya gidip. Bir de yukarıda astığım dün çamaşırlar vardı, onları aşağıya alayım. Ondan sonra hamur yoğuracağım. Rana da hem onu almaya hem de konfora kadar gitti. Sakal tıraşımı ne olacakmış? Evet. Neslihan, keyif çıkarıyorum maşallah. Anneyle konuşuyorum ya. Annemle efektleri deniyoruz. İnternete çok problem var galiba. Doğru düzgün göremiyorum seni. Ama galiba. İlaha Nur. Evet, abla da geldik. 2-3 gün oldu abla geldik. Bu abladı kızı. Çok da gözükmüyor ki. Ama gözüküyor. İlanur. Anne nerede anne? Anne seni bırakıp gezmeye mi gitti? Yok be, oradan da gitti. Şimdi geldi. Büyüyor yavaş yavaş o da. İnanç ne yapıyor? İyi mi? Hiç göremedim onu. Onlar sor, yani onlar da internet iyi, yani bizim iyi değil. İyiymiş internet. Evet, bu arada bunlar da kurstan geldi. Ben de bir de Muhammed Emre'ye de göstereyim biraz, bakın. Musa.
İyi ulan. İnanç nasılsın teyzeciğim? Evet, bu İnanç. Sen hiç konuşmuyorsun teyzenle. Şimdi bak iyi oldu mu internet? Sen nasılsın teyze? Bak bak. Ben de iyiyim. Sen ne kadar güzel konuşuyorsun öyle. Firuze de iyi. Hiç konuşmuyorsun sen Firuze ile konuşmak istediği zaman. Ben sabah aradım. Sabah beni mi aradın sen? Evet. İlk defa konuşuyor ya benim karşımda böyle. Normalde konuşmuyorsun sen. Değil mi? Ben uzağım diye mi beni sevmiyorsun yoksa? Sen Fatma teyzeyi mi daha çok seviyorsun? Hayır, seni seviyorum çok. Ben de seni çok seviyorum bebeğim benim. Firuze şimdi dışarıda, o gelince ararım ben seni, tamam mı? Konuşursun onunla. O Türkçeyi bilmiyor, öğretirsin ona, tamam mı? Evet ya, öğretmen bu öğretecek. Muhammed Emre bak Muhammed burada Emre yatağın içeride. Altına girdi bir şımarıklık peşinde. Bakın ya ben size bir şey göstereceğim Muhammed Emre. Ne yapıyorum sen burada? Hı? Bu ne oynuyorsun? Söyle. Ne yapıyorum sen? Burada uzanacak. Ondan sonra da bu çizgi film izleyecek burada. Yukarıda oturuyor, oturtuyorum. Orada oturmuyorum. Burada aşağıda geliyoruz. Ondan sonra her şey burada yiyoruz. Ondan sonra bu bakın. Bakın. Burada atıyoruz. Ondan sonra yiyoruz. Böyle yapıyor. Mon. Diyorum bu reklam geldi. Bakın. Oynuyorum. Bu ne oynuyorum sen? Evet şu anda birazcık böyle dışarıya gidiyoruz hava almak için. Gel hava. Ben bandık artıyor. Rana beni dışarıda bekliyor. Az önce ben Aliç Fatma'nın ceketini giydirirken Aliç Fatma'nın eli benim gözüme maalesef geldi. Bayağı bir şu anda ağrıyor. Muhammed Emre, Froze'ye de böyle kalın bir şey giydirdim üşümesin diye. Korunmuyor. Evet, şu anda Rana işe gidecek. Ben de ocağımı göstermek istedim sizlere. Ocağımı yıkadım. Yalnız şu şeyler çıkmadı, çok kurumuşlar. Yani nereden baksanız bir 20 dakika uğraştım böyle altından da hepsini böyle bulaşık süngeriyle falan güzelce yıkamaya çalıştım. Şimdi de Rana'yı işe gönderiyorum. Sakin yengenin çocukları burada. Yukarıdan Abdullah da burada. Muhammed Emre ne oldu sana? Ben de bulaşık yıkadım. Şöyle bulaşık bir sürü daha yıkıyordum, hallediyordum. Buralarını temizleyeceğim hepsini. Mont giy tamam mı? Ne oldu sen benim kucağıma mı geldin? Evet şükürler olsun mutfağımı tertemiz yaptım. Bayağı bir dağınıktı ve uzun zaman oldu. Daha doğrusu bu 3-4 gündür bayağı bir dağınık oluyordu mutfağım. Ama bence bana bir faydası olmuyor inanın bana. Çünkü ben et bu şekilde temizliyorum. Ondan sonra tekrardan hamur ekmek yapıyorum biliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan her yer dağılıyor. Ekmek pişince tabii ki de her yer böyle un içinde oluyor. Ondan sonra bütün ocağım batıyor un içinde oluyor. Yani bir faydası oluyor mu olmuyor mu artık ona siz karar verin. Şimdi de diğer işleri inşallah halledeceğim. Hamur yoğuracağım. Şimdi hamur yoğuralım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz zaten. Birazcık şu ortamı temizlerim. Birazcık böyle dağınık. O kıyafetleri toplayacağım artık. Orada çok çirkin duruyorlar gerçekten. İçim içime sığmıyor yani. Onları halledeceğim mutlaka. Öyle. Evet. Şu anda hamurumu yoğurdum. Böyle görüyorsunuz. Gerçekten de çok taze. Elime yapıştı hatta. O sırada da sütçümüz gelmişti. Hemen dışarıya çıkıp süt aldım. Şimdi de süt kaynatacağım inşallah. Bu arada bizim sütçüyü biliyorsunuz inek sütü her gün alıyoruz. Ve çocuklar ondan içiyorlar. Çay falan yapıyoruz.
Zaten buradaki insanlar genellikle çok çay içiyorlar, inanın bana. Biz sadece sabah içiyoruz. Böyle çok da böyle çayı seven insanlardan değilim. Arada sırada böyle Nescafe içiyorum, severim. Ama böyle sadece çayı sevmiyorum. Yani sadece bir saat böyle hani bir defa içmeyi seviyorum kahvaltıda. Ondan sonra içemiyorum zaten. Evet, şu anda ortalığı bayağı bir toparladım. Şöyle süpürdüm. Koltuk örtülerini silkeleyip yeniden böyle olduğu gibi yaptım. Ondan sonra içerisinde süpürdüm böyle. Mutfağım da temiz, hamdolsun bir problem yok. Yani böyle ev temiz olunca insan gerçekten de çok mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Dağılınca da insan huzursuz oluyor. Yani buna hikmet ben de anlamadım. Evet, yemeklerimizi yedik bizler. Zaten biliyorsunuz evi toparlamıştım, hamdolsun. Yani ev o kadar dağınıktı ki gerçekten de görünce sinirlerim bozuluyordu. Gerçi çocuklar yine dağıttılar ama olsun, en azından biraz temizlendi mi temizlendi. İnşallah kış temizliği de yapacağım bir hafta sonra. Yani genellikle cumartesi ya da pazar günleri yapmak istiyorum. Çünkü çocuklara okuldan da tatil oluyor. O zaman hani daha da şey olabilir dedim. Hani daha da güzel olabilir dedim temizlik. Öyle yani, bizler yemeklerimizi yedik. Ben de çok yoruldum şu anda. Kızları uyutacağım. Kendim de uyuyacağım, dinleneceğim. Yani dinlenmeye ihtiyacım var. Sizlere de bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri izliyorsunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah yepyeni vloglarda tekrardan nasip olursa görüşmek üzere.